Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle veri tabanında girilen ID'ye göre nasıl sonucu getiririz onu göreceğiz. Öncelikle şuraya bir tane daha bir değişken atayalım. Verileri getir diyelim. Gördüğünüz gibi artık ID'ler geliyor. Mesela 3'e bastığımda şu bilgiyi bana getirecek. Şimdi geldik buraya. Veri getirin içine geliyoruz. Öncelikle bir tane string değişken atayalım. Bunun adı ID olsun. Ve bizim edit text'imizin adı neydi? Girilen ID. Girilen ID nokta get text diyerek onu da string'e çevirerek ID'nin içine bunu atadık. Daha sonra bildiğiniz gibi bir integer değerdir ID. Bir integer'ın babası olan long tipine bunu parse edelim. Yani dönüştürelim. Long nokta parse long deyip string değer istiyor id. Bu artık bir string değil. Bir long tipinde bir değişken oldu. Ve her zaman yaptığımız gibi önce veri tabanını açıyoruz. db diyeyim eşittir div veri tabanı. Buna konteks olarak da neyi sınıfımın adını yolluyorum. İnsanlar uygulaması nokta this. Daha sonra db aç bağlantıyı aç. DB'yi kapat. Bağlantıyı kapat olması lazım. Evet, bağlantıyı kapattık. Şimdi buraya string elde edilen isim diye bir tane değişken tanımlıyorum. Yani veri tabanından gelecek o isim mesela Emre gelecek. Bunun içine atılacak. Ve bunu da db nokta get name diye bir metoda yaptıracağım. Ve ben bunun içine id'mi gönderiyorum. Yani l'yi. Long nasıl diyelim bu? Aranacak id. L olunca sanki bir gibi görünüyor. Aranacak. Ah. Aranacak id. Aynı şekilde geliyorum alta. String elde edilen yaş diyorum. Onu da yine bir metoda yaptıracağım. Get yaş metoduna. Ona da tekrardan aranacak ID'yi gönderdim. Daha sonra bağlantı kapandıktan sonra bunu ekrana yazdırmam lazım. Onu da nereye yazdırayım? Benim şeylerim vardı ya, edit textlerim. Neredeydi edit textlerim? İsim bilgisi, yaş bilgisi. Onların içine koyalım. İsim bilgisi nokta set text diyorum. Elde edilen isim. İsim bilgisi, pardon, yaş bilgisi. Yaş bilgisi nokta set text diyerek de database'den dönen değeri bunlara içine koyacağım. Gördüğünüz gibi hata veriyor. Hemen diyelim birinci hata neymiş? Diyor ki işte getName tipinde bir metot tanımlaman lazım. Bunu buraya yazdın ama şey yapmadın. Bu bir string değer döndürecek. Evet bu da doğru. Geldim aşağıya. Şimdi burada yapmamız gerekenler şu tüm kayıtlardakilerden çok da farklı değil. Önce sütunlarımı alıyorum. Daha sonra bir tane yine kursör tanımlıyoruz. C eşittir. İşte neydi benim? Veri tabanım. Şu yukarıdakinin aynısı aslında. Veri tabanım nokta query deyip şunu seçiyoruz. Hangi tablo? Database tablo. Yani insanlar tablosu. Kalımlar. Şuradaki sütunlar olacak. Şimdi burada tek farklı olan şey bir selection vermemiz. Bizim selection'ımız row ID'ye göre olacak. Row ID dedikten sonra artı diyoruz. Boşluk bıraktım. Boşluk bırakmaya da gerek yok. Row ID'nin eşit olduğu artı deyip neye? Aranacak ID'ye. Aranacak ID. Onun dışındakileri yine null atıyoruz.
Ne oldu? Ne oldu? Bunlar çünkü en azından bu metod için kullanılmayacak. Yani yukarıda 5 tane nolumuz vardı. Şimdi 4 tane. Niye? Çünkü bir tane kriter ekledik. Arama kriteri. Şunu şurada aldım. Evet. Şöyle bir formatlayalım. Gördüğünüz gibi tabloyu yazdık. Sütunları yazdık. Row ID'nin şuradan gelecek ID'ye eşit olduğu yerleri kursörle gezeceğiz. Gezdik. Bu eğer bir şey bulursa içi null olmayacaktır. Yani C eşit değilse nula, yani öyle bir değer bulmuş demek ki C nokta move to first diyoruz. Ya zaten bir tane kayıt bulmuştur ama ya o bulduğu kaydın başına git gibi bir saçma bir şey oldu burada. String isim diyorum. O da eşittir. Bulduğu satırdaki yani C nokta get string diyerek buraya kolum indeksini hatırlarsanız burada her birine bir indeks için değişken tanımlamıştık. Burada artık tanımlamayacağım. İsmi tuttuğu indeks nedir? 1'dir. 1. Ve return isim diyerek onu gönderdim. Ne oldu? Bu buradan ismi yollayınca bu buradaki string içine bunu aldım, mutlu oldum. Şimdi hata da gidecek. Gitmedi çünkü yaşı da yapmamız lazım. Yaş için de aynısını yapıyoruz. Şuradakilerden hiçbir farkı yok. Bunları aynen ben kopyaladım. Bununla beraber. Bu sefer farklı olan ne? Mesela satırı aldı. C satırında işte 3, Emre ve 26 değerleri var. Gidecek bu sefer burada Emre değerini almıştı. Burada da yaş değeri olan 26'yı alacak. Dediğim gibi her kolumun bir ID'si var. İşte bizim row ID'miz 0, isimimiz 1, yaş 2. Bunu da buradan alacak. Return yaş deyip de bunu geri döndürecek. Return yaş değil, şu yaş. Evet. Bakalım şimdi ne oldu, neye benzedi. Evet, insanlar diye bir uygulamasını açtım. Önce bir tane kayıt ekleyelim. Son kayıt diyelim. 50 olsun. Veri tabanına kaydettik. Başarılı. Verileri getir dedim. Gördüğünüz gibi 4 ID numarasıyla eklenmiş. Mesela şu 2 yazayım, şu bilgileri elde edeyim. Şuraya 2 yazıyorum. ID'ye göre getir dediğimde gördüğünüz gibi değerler geldi. 4 deyince de son muydu? 4 müydü? Gördüğünüz gibi son kayıtta geldi. Bir sonraki derste ise bu kayıtların güncellenmesini ve silinmesini, yine ID'ye göre silinmesini yapacağız. Kolay gelsin.